Efendim yeni bir Kent Işıkları programına başladık. Her hafta bu programı niye yapıyoruz diye önden küçük küçük bilgiler veriyorum. Niye derseniz bu hafta gene bir yine bir şaşkınlıklar geçirdim. Ama eksiklikler bende olabilir. Ödüller konusunda biliyorsunuz zaman zaman konuşmalar yapmaya çalışıyorum. Ödüllerde ne var ödüllerde? Ben şu ana kadar böyle kıyıda köşede kalmış yayın evi olmayan veya küçük yayın evlerinden çıkan bir kitaba bir ödül verildiğini yani görmedim desem doğru söylemiş olurum herhalde. Yine bu hafta baktım 3-4 ödül verildi. Bir tanesi çok ilgimi çekti. Yani nasıl oluyor böyle? Buradan işte Besam'a, Esen Hanım'a, bizim İlyas Orak'a yönetim kurulundadır. Onlara devamlı şey yapıyorum yani öyle yollamalar yapıyorum. Besam olarak ülkemizdeki bir takım yanlış giden sanat ve kültürel işlere el koymamız gerekiyor. Niye? Neden bunları söylüyorum? Bu hafta iki ayrı Fakir Baykurt ödülü verildi biliyor musunuz? Aynı yıl içinde iki ayrı yer. Bir tanesi yani şimdi Fakir Baykurt'un direkt şeyi olabilir. Çok fazla buradan bir şeyler söylemekten hani insanları şey altında bırakmak istemiyorum ama Osman Şahin'le Mustafa Gazalcı'nın paylaştığı bir Fakir Baykurt ödülü oldu. Bir de yine ismini vermeyeceğim bir belediyemiz yine Fakir Baykurt ödülü verdi. Yani bu iş nasıl oluyor? Bu Fakir Baykurt ödülünü veren belli bir kurum yok mu? Fakir Baykurt adına bu işleri üstlenmiş olması gerekir. Ve onlardan hani onların da yılda iki kere Fakir Baykurt ödülü diye bir şey olacağını sanmıyorum. Yani bu Fakir Baykurt için o isim için belki şey olmuyor yani doğru olmuyor diye bilmiyorum ama olmazsa hepimiz, bütün belediyeler, hepimiz ödüller verelim. Her yerden ödüller çıksın. Yani bu olacak iş mi? Yani onun için bu konuyla uğraşan arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Yani bunları bir yerlere, bir prensiplere bağlamak gerekiyor. İlle büyük yayın evinden çıkanlara kitap değerlidir, bir şey demiyorum. Muhakkak tabii büyük yayın evinden çıkacak, her şey çıkacak ama bütün ödüllerin altında böyle bir marka aramak doğru mu? Yani hiç mi yok o kadar? Ben şimdi ne oldu? Ankara'da 2-3 tane isim tanırken kendi eksikliğimdir. Ama bir çalışma yaptım. Onlarca yazarla karşılaştım. Hepsi değerli insanlar tabii ki. Evet, şimdi ödüllerden başladık ama onları sonra devam edeceğim. Fırsat buldukça ben şimdi size konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Kendilerine hoş geldin diyorum. Nalan Türkeli'ni çok kısa bir zaman içinde tanıdım. Yani bir iki senelik bir zaman içinde. Kendi sayfamızda da işte zaman zaman paylaşımlarını değerlendirdim. Nalan Hanım Ümraniye'de yaşıyor herhalde. O taraflarda yaşıyor ama belki kendisi orada yaşamıyorsa da tezgahını oraya kurmuş. Şimdi diyeceksiniz ki ne tezgah? Yaşıyorum evet. Orada. Yerleşik yaşıyorum. Evet, oradasınız. Nalan Hanım, önce bir hoş geldiniz diyeyim size. Sonra sizi tanıtmaya devam edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Keşke şöyle tam birazcık bilemiyorum. Duyma sorunum varsa. Olduğu kadar. Hiç gayet güzel her şey. Evet. Gayet güzel. Olduğu kadar. Şimdi Nalan Hanım'ı programa davet ettim. Neden davet ettim? Yani bir kere çok ilginç bir yaşam içinden geliyor. Ümraniye'de bir gecekondu bölgesinde belki yaşıyor veya kendine orayı şey yapmış, orayı o tarzı alıştırmış, orayı seviyor. Ve her gün bir dört tekerlekli bir arabası var. Ben dört tekerlekli arabaları çok severim. Neden? Kadıköy'e her gidişimde balık pazarının üstündeki o caminin sokağında dört tekerlekli arabalar vardır. Orada hep kitaplar alırım. Bütün orada kitapçılar beni tanır. Ama şimdi korona dolayısıyla İstanbul'a gidemediğim için yine de arada bir telefon etme diye düşünüyorum yani.
Şimdi Nalan Hanım ne yapıyor biliyor musunuz? O dört tekerlekli arabasıyla, arabasına kitaplar yüklemiyor. Kitaplar koymuyor. Oraya günümüzün ürünlerinden, taze ürünlerinden domatesler, biberler, işte değişik ürünleri koyuyor ve onları tahmin ediyorum o taraflarda bir kendi bir köşesi var. Orada giren, arayan da Nalan Hanım oradan buluyor. Şimdi ben tabii Nalan Hanım'a telefon açtım. Bizim Emin Karaca arkadaş dostumuz vasıtasıyla telefonunu aldım. Dedim ki Nalan Hanım sizle birlikte bir şeyler yapmanın yoluna bakalım. Ne yapabiliriz? Esasında belki hani hiç olmazsa haftanın bir günü o arabayı orada kitap imzalamaya veya bir kafede o bir zaten oradaki esnafı tanıyordur. Orada bir kafede haftanın bir günü yapalım ve bizim orada bir Kültür Kentleri Birliği'nin bir etkinliği olsun anlamında konuşmalar yaptım. Sonra kendisini programa davet ettim. Yalnız ben tanımayayım. Bütün dünya tanısın. Çünkü dünya da biraz tanıdığı gibi görünüyor. Yani bunu şey olarak söylemiyorum ama röportajlar yapıldı. Çeşitli dergilerde, televizyonlarda sanıyorum bu tarz olaylar gerçekleşti. Gerçekleşmesi gerekiyor. Biraz önce ödüller için söylediğim olayı kendi yazarlarımız, kendi sanatçılarımız için de söylemeye çalışıyorum. Nalan Hanım 5 tane kitap yapmış arkadaşlar. Ne demek ya? 5 tane kitap ve bunu nasıl bir yokluklar, nasıl bir yokluklar içinde yapmış? Şimdi şey yapacağız, kendisi anlatacak. Ama ben şunu söylüyorum. Bir kitap çıkartmanın ne kadar zor olduğunu Devrim Bey bilir. Kaç kere gidip gelmiştir o kitaplar ve yine sonunda da bir sayfada ığlar iyi olmuştur. Maalesef yani oluyor. Oluyor. Hepimizin kitaplarında bunlarla karşılaşıyoruz. Ama evet. Tabii bundan sonra karar verdim Devrim. Bütün gelen kitapları bize dostlar geliyor ya böyle üyelerimizden. Kendim okuyacağım. Kendim düzeltmesini yapacağım. Ona karar verdim yani. Çünkü ben çok üzülüyorum. Ben bir arkadaşım yani kitabında bir tek hata bile olsa benim için bir üzüntü kaynağı. Tamam uzatmayalım şimdi. Devrim hoş geldin. Devrim'i de size şöyle tanıtayım sonra kendisini tanıtsın. Kendisi Modern Sanatlar Akademisi'nin yöneticisi. Sanıyorum Beylikdüzü'nde bu akademi. Öyle mi Devrim? Beylikdüzü'nde mi? Evet. Yani Beylikdüzü'nde. Modern Sanatlar Akademisi'nde daha çok belki çocuklar dersler alıyor. Orada yani daha çok müzik var gibi bana geldi. İşte ritim olabilir, müzik olabilir efendim. Belki tiyatroyla ilgili bir bölümler açılmayı düşünüyordur. Evet. Şimdi bütün bunların hepsini Devrim'den dinleyeceğiz. Öncelikle Devrim hoş geldin. Senin de bir ön girişini alalım. Sonra devam edeceğiz. Evet. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum Hakkı Hocam. Bu yıl tabii kötü bir yıl oldu ama çok güzel şeyler de oluyor. Yani sizin gibi dostlarla tanışmak bu yılı daha böyle aydınlık hale getirdi. Ve sayenizde kitabım çıktı, ilk kitabım. Biraz zorluklar yaşadım ama inanılmaz çok güzel duygular içindeyim kitabım çıktıktan sonra. Kitap okumak tabii ki çok güzel, çok özel bir şey ama Nalan Hanım da bilir tabii, o daha tecrübeli benden. Kitap yazmak çok farklı bir duygu. Yani hele onun çıktıktan sonraki aşaması, çevrenizdeki insanların ona gösterdiği ilgi, alaka, heyecan, merak, onları gözlemlediğinizde ayrı bir mutluluk yaşıyorsunuz. Bana bu mutluluğu yaşattığınız için size çok teşekkür ediyorum. Yani o tabii o mutluluk bizi de mutlu ediyor. Onu şey yapmama gerek yok. Devrim Bey'in aforizmalar kitabı üzerinde konuşacağız. Şöyle bir göster. Nalan Hanım siz kendi kitaplarınızdan getirdiniz mi hiç oraya? Yanınızda var mı kitaplarınız? Nalan Hanım. Benim? Efendim. Kitaplarınız var mı yanınızda hiç? Evet göstereceğim tamam, şimdi. Tamam, hepsi oldu. Yok ama burada 3-4 tanesi olsun. Var. Tamam. Birincisi bu ikinci kitabım. İlk benim bir şiir kitabım vardı. Beni tanıdınız mı? Sel Yayıncılık'tan çıkmıştı. Onu yok saydım niçin? O dönem İrfan Bey'di sanırım Sel Yayıncılık yayın yönetmeni ve sahibi. Para verip bastırdığım için çok cüzi bir rakama basmıştı gerçi. Onu kitap olarak saymamıştım. Çünkü bir şeyi para verip alınan bir şeyin fazla değer görmedim onu. Daha sonra bu
Varoşta kadın olmak bir güncedir. Şöyle göstereyim size. Bunu ben ilk kitabım olarak sayıyorum her zaman. Bu kitap bir günceydi. İlk çıktığı ikinci günden itibaren Türkiye'nin gündemine oturdu diyebilirim. Çok satanların ikinci sırasındaydı. Daha sonra yurt dışından duyuldu. Ve benim bir ilkokul mezunu, aslında ortaokul terk ama ilkokul mezunu sayılırım bitirmediğim için. İnanmadılar. Birileri aradı beni. 18 kişilik bir ekip geldi İstanbul'a, Fransa'dan. Benimle tanıştıktan sonra kanaat getirildi. Daha sonra Fransızca'ya çevrildi kitap. Oo, müthiş. Evet. Ne güzel. Ve belgesel oldu. Onun ardından, hemen onun ardından tabii ki yazma tutkusu da var. Yazmak çok farklı bir şey. Yani nasıl diyeyim? Toprağa atılan bir tohum gibi yeşerecek. Ve biçeceksiniz onu, herkese dağıtacaksınız. Evrensel boyutta hatta. Daha sonra İki Hayat kitabı. Ve ondan sonra o kitaplar yok bende, bilemiyorum. Birileri almış götürmüş şeyden. Düşlerimde sen de varsın. Daha sonra hangi kitap vardı? Pardon, özür dilerim. Bu da yine birinci gözden yazılmıştı. Belki de hiç yok ölüm. Evet. Bu kitapta bu fazla bir ses getirmedi. Sanırım yayın evlerinin yeterince tanıtım ve dağıtım gücü olmadığından dolayı. Ve son evet Devrim, Nalan Hanım. Efendim? Tamam, bir şeyden, çünkü telefondan konuştuğu için zaman zaman kesti. Evet. Iyi mi? Tamam, gayet iyi, gayet iyi. Devam edin. Son olarak bu Dilli Don. Bunun hikayesini de şöyle anlatabilirim. Bu tezgahta, yine tezgahta yazmış olduğum, birinci ve ikinci gözden yazmış olduğum hikayeler var içinde. Neleri anlatıyorum? Acıyla iç içe geçmiş yaşamlar, donanımsız kimlikler, efendime söyleyeyim, gelenekselleşmiş gelenekleriyle, görenekleriyle, yaşam biçimleriyle, kültürleriyle kaleme aldığım hayat hikayeleri var bunun içinde, Dilli Don. Aslında ben bu kitabın adını Tatlı koymak istiyordum. Biraz da böyle kapattı hoşum. Şu anda kapağı da sevmiyorum. Belki de çok saklamasının nedeni bundan kaynaklanıyor. Bunu da itiraf ediyorum. O kadar tanıtımı olmasına karşın basında, yazılı yayın, görsel basında çok haber oldu aslında. Bilmiyorum, belki de müsteşcan bulundu. Aslında ben kilit vurulmuş bir dil hayal düşünmüştüm. Öyle söyledim. Onlar kapağı hazırlamışlar. Fakat 15-20 gün gibi bir süre bekledim yayın evini. Sonra bu geldi. Heyecanla bekliyordum. Kitap heyecanını yazarlar bilirler yani. O kitabın çıkacak olduğu dönemdeki bekleme süresindeki yaşanan heyecanı yazarlar çok iyi bilir. Tamam dedim, ama sonra 5-6 saat sonra döndüğümde dedim ki hayır dedim. Kitap dedim çok şey olmuş. Bunun şeyini değiştirelim, görüntüsünü. Orada dedim, bir dedim dudak falan var dedim, dil vardı. Ben farklı düşündüm, sadece dil düşündüm ve kilit vurulmuş bir dil ya da pranga, farklı bir şey de olabilir, halka da olabilirdi. Fakat geç kaldık, bu şekilde çıktı. Üzüldüm tabii. İlk Cevat Haklı'ya gittim. Sevgili arkadaşım, dostum, çok sevdiğim, saygı duyduğum duayen gazeteci Canat Haklı. Hayır dedi, hiç de sorun değil dedi. Gayet iyi olmuş dedi. Beni çok telkin etti beni. Ve bu şekilde bu kitap çıktı. Çok hayallerim vardı bu kitap için. Gerçek anlamda. Yani kendimce tabii ki hepimiz, ben kendimi her zaman amatör yazar olarak görüyorum. Ama yine de anlattıklarımın çok büyük değer taşıdığını, çok şeyi bilmememe karşın değer taşıdığını, evrensel boyutta kitabımın duyulacağını hayal etmiştim. Bilemiyorum, belki de olabilir, ileride de olabilir bu. Ve son en yeni kitabım da bu. Yine çalışmalarım var elimde, Sokak Hikayeleri.
kısa kısa öyküler, nasıl diyeyim, trajikomik, güldürürken ağlatan diyebilirim, gerçekten mizah ağırlıklı diyebilirim. Okuyanlardan çok olumlu tepkiler aldım. Gazetecilerden, iyi gazetecilerden çok çok güzel tepkiler geldi, olumlu tepkiler geldi. Çok beğendiler dilimi. Kendimi met etmiyorum kesinlikle, lütfen yanlış anlamayın. Ama dilimin çok akıcı olduğunu, gerçek anlamda ezber bozan bir kitap olduğu söylenirdi. Sıra dışı, Nalan Türkeli gerçek anlamda sıra dışı yani. Herkesten değilim, sürüden değilim yani, bu bir gerçek. Evet, şimdi böyle. Şimdi konuşmalarınızın içinde dikkatimi çeken noktaları size dönüş yapıyorum. Şimdi kitap olayı, çok değerli kitaplar yazıyor arkadaşlarımız. Yani o kadar güzel kitaplar yazıyor ki. Şimdi bu tabii iki yönlü. Bir, onu kendisi der ki benim kitaplarım çok değerlidir der. Bir de onu okuyucu der. Ben tabii okuyucunun dediklerine bakarım. Yazarlarımıza saygı gösteririm. Ama buradaki birinci ders, bunu ben derslerim anlamında söylemiyorum ama 40 yıldır, 50 yıldır bu işle uğraştığımın sonucu olarak bütün bunları söyleyecek olan okuyucudur. Tabii ikincisi, ki. İkincisi, yani siz söylediğiniz diye söylemiyorum, elbette söyleyeceksiniz. Ben de kendi kitaplarım için şöyle yazarım, böyle yazarım diye söylerim ama değeri verecek olan okuyucumuzdur. Bitti. Kesinlikle. İkinci olay. Şimdi hani diyorsunuz ki para verdim, çıkarttım diyorsunuz. Yani para verdim işte bu birinci kitap için söylüyorsunuz. Şimdi bütün mesele bu dünyanın, yani bu kitap dünyasının, basım dünyasının veya yayın evi dünyasının nasıl yürüdüğünü görmekle ilgili. Yoksa neden Aziz Nesinler, Demirtaş Ceyhunlar, efendim Kemal Özerler, say sayabildiğin kadar hepsi kendi yayın evlerini kurup kendi kitaplarını çıkarttılar. Neden? Yayın evi dediğimiz zaman yayın evi tek bir şeye bakar. Bu kitaptan ben kaç para kazanırım, bitti. Bunun dışında Kesinlikle. Siz istediğiniz kadar şöyle yazın, böyle yazın, bir şey de demiyorum. Tabii ki onlar da bir yerde yerini bulması gerekir ve bulurlar da ama bulmayabiliyorlar da. O kadar basit evet. Bir olay. Bulmayabilirler de. Bir tanıdığınız olabilir, o ilgilenebilir, bir gazeteci kitaptan bir şey yakalar, onu ortaya koyar. Bu şekilde kitap ön plana çıkar. Örnekleri var. Çok az olmakla birlikte örnekleri var. Onun için bu konuları hiç kendinize dert etmeyin. Bizim yayın evimiz var. Yayın evimiz ne yapıyor? Kendi paramızı veriyoruz, kitabımızı çıkartıyoruz. Bundan hani bazı yazarlarımız böyle kitap para verip de çıkartır mı? Kardeşim, yayın evi seni şey yerine koymuyor ki, yazar yerine koymuyor ki, sana yanıt vermiyor. Bunları evet. Yıllardır yaşıyoruz. Hepimiz yaşadık. Evet. Hepimiz yaşadık. Ben bu kitabı, sözünüzü kesiyorum. Çok özür dilerim. Buyurun. Şu son kitabı bile yani çıkarabilmek için 2 yıl mücadele verdim. Birçok yayın evine dosya gönderdim. Gönderiyorum, bu sırada üzerinde yeni çalışma yapıyorum. Word sayfasında yeni çalışma yapıyorum derken sonuç olarak bir yazar arkadaşın tavsiyesiyle birkaç yere daha göndermiştim. Sonra yanıt geldi. Biz dedi hani çok beğendim dedi. Dorian Yayınları Aydın Bey çok çok beğendim dedi. Fakat dedi ben %8 telif verebilirim size. Birinci basım için 500 adet basarım. O kadar verebilirim dedi. Ama dedi gerçek anlamda da eğer dedi bu kitap gerçek anlamda duyulsa çok satabilir, çok satar dedi bu kitap. Ben dedi satabileceğine inanmadığım kitapları dedi parayla, evet ben normalde parayla dedi çıkarıyorum kitapları. Size telif dedi vereceğim dedi ama dedi bunun için dedi önce bir görmek gerekir. Yani bekleyeceğiz, satacak mı satmayacak mı, fakat inanıyorum ki dedi, bu kitap satar. Maalesef. Çok satmadı. Hiç üzerinde durmayın. Şu anda kitap satışı zaten çok az. Bir. İkincisi, artık bazı kitapların kitap evlerinde dağıtım olayı yok. Bitti. Uzun süredir, 2 yıldır, son 2-3 yıldır kitapların, eskiden biz kendimiz, bizim Sanatkop Yayınları vardı. Alırdık, çantamıza doldurduk, İstanbul'a giderdik, tek tek kitap evine verir veya bir dağıtımla anlaşır döner gelirdik.
Şu anda kitapların böyle bir şansı yok. Ya bir tek olay var, bir tek olay var. Kitaplarınızı, yani dediğim gibi bir yerden bir patlama yapabilir, bir söz olabilir bu, bir davranış olabilir. Oradan kitaplarınız satılmaya, istenmeye başlar. Sipariş verilecek ve kitap öyle gidecek. Şu anda internetteki siteler hepsi bu şekilde çalışıyor. Onun için çok fazla üzerine durmayın. Benim önerim, her yazar kendi çevresi içindeki etkinliklere katılarak orada 10 tane, 20 tane neyse TÜYAP kitap fuarına katılabilir, diğer fuarlara katılabilir. Evet. Kendi çevresindeki etkinliklere katılarak kitabının satışını sağlar ve bu sayede de parasını hiç olmazsa kendine dönüştürebilir. İnternet üzerinden gelecek paranın hayrı mı varsınız? Kitabın basın fiyatıyla aynıdır, bir şey değişmez. Üzerinde durmayalım bunu. Şimdi ben Devrim Bey'e geçiyorum. Devrim Bey, evet, sizi dinleyelim bakalım şimdi. Kitap çıktı, sıkıntılar çektiniz, kitap çıktı. Kitap çıktıktan sonra şimdi resimleriniz geliyor. Böyle çocukların ellerinde kitaplar, ne güzel böyle, ben de onları yayınlıyorum. Evet, neler hissediyorsunuz? Bize onu anlatın. Sonra da kitabınızdan bahsedin lütfen. Tabii ki. Şimdi hocam, sizin de programın başında bahsettiğiniz gibi aslında ben işte müzikolog, müzik eğitimcisi ve bir sanat akademisinin kurucusuyum. Uzun yıllardır, 25 yıldır belki de çocuklarla çok fazla bir arada olduğumu, velilerle, annelerle, babalarla. Bu anlamda çok önemli tabii, gözlemler oluyor, tecrübeler ediniyorsunuz ve ben bunların artık bir şekilde bir yerlere yazılması, çizilmesi gerektiğini düşündüm. Aslında yazmak istediğim hikayeleri daha sonra yazacağım ama bir tecrübe kazanmak için bir aforizma kitabı yazdım. Ki çok detaylı bir kitap olmamasına rağmen çok mutlu oldum. Öz deyişler, öz düşünceler var. Yani işte ben hayata çocukların gözünden bakıyorum. Bakmaya çalışıyorum. Çocuklarda inanılmaz bir enerji, inanılmaz bir coşku, mutluluk var. Fakat zaman içerisinde görünmeyen bir sopayla karşılaşıyorlar. Yani bu aileden başlıyor. İşte eğitim hayatı, çevre, iş hayatı vesaire. O muhteşem enerji yavaş yavaş yok oluyor. Yani çocuklar o yeteneklerini, özelliklerini, güzelliklerini kaybediyorlar. Tabii bu anlamda önemli tespitlerim oldu. Bunları biraz yazıya, kağıda dökmeye çalıştım. Kitap çalışma sürecinde bazı sıkıntılar oldu tabii, ufak tefek. Benim de ilk çalışmam. Güzel şeyler de oldu. Ama neticede doğum diyebiliriz. Yani kitap ortaya çıktıktan sonra hiçbir sıkıntının bir anlamı kalmıyor. Tıpkı bir bebek gibi, bir bebek anneyi çok yorabilir ama onun bir gülüşü anneyi çok mutlu eder. O anlamda ben çok mutluyum, çok keyifliyim. Demin az önce biraz kitap maliyetleri, gelirlerinden bahsettiniz. Açıkçası benim o anlamda herhangi bir düşüncem olmadı. Öyle bir beklentim de yok. Çünkü bana verdiği mutluluk, duygu, hissiyat, bunlar önemli. Belki ileride onlar düşünülebilir. Fakat benim şöyle bir düşüncem var. Kitabın satışından benim payıma elde edeceğim geliri ben işte bir Kimsesiz Çocuklar derneğine bağışlamayı düşünüyorum. Ya da farklı dernekler olabilir. Umuyorum çok satılır ve çok gelir elde ederek o çocuklara bu anlamda biraz katkı sunmuş olurum diye düşünüyorum. Şaheser bir iş yapıyorsun ve çok güzel bir konuya temas ettin. Yani bir yazar bir kitap yazdığı zaman bunun şu kadar satış yapar, bunu kadar satış yapar dediği anda o iş biter. O arkadaşımızı ben açık söyleyeyim, yani derim ki git pazarda Nalan Hanım alınmasın, git pazarda limon sat. Hiç olmazsa satılıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yoksa Nalan Hanım'ın yaptığı, şu andaki yaptığı iş, şu andaki yaşam koşulları müthiş bir olay ve kendisini ben buradan tebrik ediyorum. Ve inşallah bundan sonra pek çok etkinliklerde birlikte oluruz. Her türlü olayınızda yanınızda olacağımızı arkadaşlarımla birlikte düşünüyorum. Çünkü yazdım bunu sayfamda, her taraftan arkadaşlarımız, bizim çok duygusal arkadaşlarımız var. Bir tanesi de Devrim Bey'dir onların. Hemen elimizden ne geliyorsa biz varız diyendir yani. Böyle arkadaşlarımız çok. Ben sanıyorum ki bu olayı bir şekilde aşarız. Kendi kitabınızın sahibi olursunuz.
yayın evi aslında laf arasında söyleyeyim %8 size pay vermiş. Vallahi çok güzel. Bize pay veren olmadı bugüne kadar. Yani kitabınızı bizden herkes kitabı alsın. Ben de biliyorsunuz bir Yılmaz Güney'li günler var. Kaç baskı oldu, kaç bin basıldı hiç bilmem. Elimde 10 tane kitabı şey gibi muhafaza ediyorum. Yayın evinden kitapları almakta zorlanıyorum. Yani bir şey de yaptığım yok. Dolayısıyla bu olaya yazar arkadaşımın, yazar arkadaşımın sadece devrimin anlattığı düşüncelere bakması lazım. Bu yazdığı, yine Nalan Hanım'ın yazdıkları insana bir mutluluk verir. O mutluluğu diğer insanlarla paylaşmaktadır. Eğer orada bir yaşam, bir değişik bir olay, yaşamın herhangi bir anını anlatmak, gözümüze sokmak, bakın farkındalık yaratmak, bunları yapabiliyorsanız büyük bir iş başarıyorsunuz. Ben şimdi şöyle söyleyeyim, ben 70'ten beri bu tarafa, demek ki 50 senedir bu işle uğraşıyorum. 7 tane kitap yaptım. Efendim, Almanya'dan anlaşmayı yaptım. Bir kitabım var, 40 yıldır bekliyor elimde. Yani daha yeni bitirdim 40 yıl sonunda. Şimdi espri yapıyorum, kitap bitti diyorum, haber yolluyorum Almanya'ya. Sanki beni hatırlayacak varmış gibi orada. Neyse, üzerinde durmayalım olayın. Nick, yazar olarak, işte yazarım bile diyemem. Niye? Şimdi gidiyorum bakıyorum bir yerlerde bana, bir yere gidiyorum yazıyorlar. Meşhur yazar Hakkı Gümüş'te. Kanal daha aynı şeyi yapıyor. Dedim ki bakın lütfen. Ben, birisi bana sorduğu zaman ben yazarım diyemem. Bunu söyleyecek olan okuyucunun kendisidir. Ben örnek veriyorum, daha önceki programlarda anlattım. Benim şimdi bu kadar yazdığım gazetelere, o Vatan gazetelerine mi hikayeler yazmadım, 12 Mart öyküleri, yani Politika gazetesine mi yazmadım? Her tarafı, Yeni Asır'da yıllarca bir sanat sayfalarında, yani yapmadığım iş kalmadı. Bütün bunların sonucunda ne kazandım biliyor musunuz? Bir gün Karşıyaka Çarşısı'nda bir hanım arkadaşla, eskiden kitap evinde çalışmış, karşılaştık. Nasılsın, iyi misin? Konuştuk, ettik. Hanımefendi yürüdü gitti. 10 adım sonra geri döndü, bana dedi ki, yani demek ki benim konuşmamdan, yani bir yerden tanıyor ama nereden tanıdığını çıkartamadı olayı. Sonra giderken aklına geldi, döndü geldi ve dedi ki, Hakkı Gümüştaş suları salıvermek dedi, bak. Suları salıvermek benim ilk kitabımdır. İlk kitabımın adıdır. Onu hatırladı. Bütün hepsi bu. Hayatımızdaki kazancımız bu yani. Başka bir olay yok. Bir tarihte de, yine hemen çok fazla uzatmayayım çünkü hani bu söylediğimi bir kanıtlamak açısından şey yapıyorum. Evet. İstanbul'dan gemiyle geleceğiz şeye, İzmir'e doğru geliyoruz. Bir avukat arkadaşımız vardı. İşte bizimle birlikte hapis yatmış o yıllarda. Bir hanımefendi, bir genç bir kızımızı getirdi. Dedi, hani beraber yol, şey yaparsınız, yolda gidersiniz. Tamam dedik. Öyle konuşurken yani işte tanıştık, benim adım Hakkı Gümüştaş falan dedim. Birdenbire o genç hanımda bir böyle bir şey oldu yani. Duruyor. Dedi ki siz yazar mısınız dedi. Yok dedim. Ama dedi bir şey var dedi. Ne var dedim. Bir dedi suları salıvermek diye bir öykü var. Hakkı Gümüştaş diye biliyorum. Biz üniversitede öğrenciymiş. Mikrofondan dedi okudular bunu, o döneme ait bir öyküdür diye. Mikrofondan. Ben de artık dedim, evet o benim dedim yani, işte o kadar bir şey. Ne kadar güzel. Çok güzel evet. Bir tesadüf. Şimdi evet, böyle evet. Sohbetimizi hem böyle karşılıklı muhabbetlere dökerekten hem de yine sizlerin yaşamları, sizlerin bu dünyadaki şeyi açısından değerlendirmeye çalışıyorum. O açıdan bir sonuna doğru da Devrim Bey'den bir videomuz var. Onu hazırlayabilirse onu koymaya çalışacağız. Bir de kendisi. Yok mu elimizde? Yollamadın mı? Var. Tamam. Yok diyebilir. Yönetmen ne derse olur yani, ona göre. Şimdi şunu girmek istiyorum. Şimdi bunu şunu girmek istiyorum dediğim anda kafamda hiçbir şey yok. Ne diyeceğim belli değil. Ama bu bizim yaşlarda böyle hem unutkanlık denilen bir olay. Düşünüyorsunuz. Bir saniyesi o yok oluyor. Sonra tekrar geriye dönüyorsun. Neydi benim unuttum diye. Onu çabuk bulabilirsek o çok önemli bir olay. Ben şimdi tabii hemen onu bulmuş durumdayım. Devam ediyorum. Acaba buldum mu bulmadım mı onu da bilmiyorum daha. Yani şimdi şeye girişmiş olacağım. Nalan Hanım, size dönüyorum. Diyorum ki
Şimdi çok ilginç bir yaşam içinden geldiniz. Yani çok kırılmalar oldu yaşamınızda. Ben onların hepsini okudum. Yani babanızdan, eşinizden, oğlunuzdan, yani başınıza gelmeyen kalmadı. Ve bu kadar acının içinde böyle bir işe girdiniz ve onları yarattınız. Bunları nasıl düşünüyorsunuz? Yani bu kadar gelen, bu size gelen bu yükler yazı hayatına dönüşebildi mi? Onları da anlatabildiniz mi yaşamanızdan parçalar olarak? Yani bir şeyi, bir hikayeyi yazarken, bir romanı yazarken ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir şey olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Şimdi yazmak eylemi aslında sanırım insanın içinin acımasından kaynaklanıyor, vicdandan kaynaklanıyor. Hepimizde vicdan adaleti var. Bütün yeryüzünde canlılarda, tüm canlılarda vicdan adaleti vardır yani. Bir de vicdan kürsüsü var. Fakat bazen ne vicdan adaletini ne de vicdan kürsüsünü bilemeyebiliyoruz. İçim çok acıdığında tabii ki sorgulama nedeni doğuyor insanda. Neden? Neden böyle? Nedenlerini sorguladıkça sizi farklı boyutlara taşıyor. Okuma gereği duyuyorsunuz, araştırıyorsunuz. Sizi araştırmacı yapıyor. Yazmak eylemi sizi araştırmacı yapıyor. Ortak acıları, ortak değerleri, ortak sancıları bir şekilde, yani insanların yaşadığı her şey ortaktır aslında. Ve bunlara değinmek isterken tabii ki çok titiz davranıyorsunuz. Eğer ben diyorsunuz topluma bir şey, her kitap topluma tutulan bir aynadır denilir. Eğer ben topluma bir şey vermek istiyorsam bunun kaynağını bulmalıyım, kökenini bulmalıyım, okumalıyım, daha çok geliştirmeliyim kendimi diyorsunuz. Aslında araya giriyorum. Ben birçok dergide de köşe yazarlığı yaptım. Fakat bunları ben kitaplaştırmadım. Belki kitaplaştırmış olsaydım sanırım 10 tane falan olurdu ama gerek duymadım. Çünkü yetersiz gördüm kendimi ve hala yetersizim yazarken. Bazen konuşmaktan bile imtina ediyorum, çekiniyorum yani, kendimi yetersiz buluyorum, hazır hissetmiyorum kendimi. Fakat tabii ki yazmayı seviyorum, duygusal bir insanım ama önemli olan duygusallık tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Duyarlı olmak gerekiyor, toplumsal duyarlılık sorumluluğu taşımak gerekiyor. Dediğim gibi yani ben kalem tutmaya başladığımdan bugüne hep yazdığımı biliyorum, bir şeyler karaladığımı biliyorum. Ne güzel. Tabii ki gelişim, değişimden ibaret yaşam. Yavaş yavaş hep bir öğrenciyiz hepimiz hayat karşısında. Emekliyorum hala diye düşünüyorum. Evet. Ama seviyorum, yazmayı seviyorum ve kendimi evrensel tabii boyutlara tabii taşımak ki istiyorum. Tabii ki. Şimdi tabii son zamanlarda, belki son 5 yıldır olabilir veya daha biraz şey olabilir. O kadar çok kitap, herkes kitap yapmaya başladı. Herkes, ve bundan bir takım insanlar rahatsız oluyorlar. Ben de şöyle söylemeye çalışıyorum. Ya bırakın insanlar uğraşsın kardeşim. Yazıyla uğraşsın, evet, çiziyle, resimle uğraşsın, müzikle uğraşsın. Güzel bir şeyler yapıyorsa o zaten insanlara ulaşır, kalıcı olur. Yok, dünyayı yapamıyorsa da... Dünyayı ve kendini anlandırmanın en güzel yanı bence yazmak. Evinde merdiven altında bekler. Yani ne yapalım? Ama hiç olmazsa güzel bir işle uğraşıyordur. Şimdi ne kadar güzel. Nalan Hanım ne yapıyor? Arabasının içinde domates, biber, patlıcan satıyor. O bile büyük bir mutluluk. Onu bile yapamayan ne kadar çok insan vardır. İş bulamayanlar, yani hele günümüzde, hele bu son yıllarda perişan bir vaziyet. Bir de korona çıktı başımıza. Bir de oradan darbeyi yedik. Bizim şimdi iki tane Kadıköy sinemasında, Rex sinemasında kitap sergimiz vardı. Orada etkinlikler yapıyorduk. Korona geldi, hepsi bitti. Yani bizde de öyle bir şans var ki, geçen hafta telefon ettik. Orada boşu boş durmaktansa ne yapalım? Dediler ki alırsanız iyi olur. Hani orası rahatlar gibi. Ben de kitapları aldım. Ertesi günü sinemanın sahibi Funda Hanım var bizim o Kadıköy sinemasında. Telefon ediyor. Hakkı Bey, neden böyle oldu? Dedim sizin eleman böyle bir şeyler söyledi, alırsın. Dedi ki ya dedi, tam festival başlıyor dedi. Bak şimdi işe bak. Tam festival başlıyor dedi. İş yapacaksınız dedi. Hadi bakalım bir şey de. Hiçbir tekrardan kurulabiliyor mu? Kurulamıyor olay yani maalesef. Neyse şimdi ben... Maalesef. Bana da oldu. Ben bu Devin Özgür Çınar,
En iyi Antalya Altın Portakal ödülünü kazanan hanımefendi, sanatçı kendisi, sinema sanatçı, dizilerde de oynuyor. Geldi kendisi, Nalan'cığım dedi, ben bunları bölüm bölüm tiyatroda oynamak istiyorum. Çok beğendim. Hala da görüşüyoruz kendisiyle. Fakat bu pandemi birçoğumuzun hayatını yani biri. Vallahi Nalan Hanım, bakın çok şanslısınız, size söylüyorum. Yani sizi gelip arayıp buluyorlar, konuşuyorlar. Şöyle yapalım böyle. Demek ki bu yazdıklarınızla... Hayatın ortasındayım yani. O kadar çok göz önündeyim ki. Yazdıklarınızda bir şey olmasa kimse bu anlamda gelip sizi rahatsız etmez. Hem yaşam tarzınız, yaşam tarzınızdan böyle bir noktaya ulaşabilmek, bir de her şeye rağmen, yani her şeye rağmen derken, bu yaşadığınız yaşamın dışında kitaplarınızda bir şey olmasa kimse gelip sizi rahatsız etmez. Mutlak kitaplarınızda, o yazılarda bir şeyler buluyorlar, onun için geliyorlar. Ama bizde bak mesela biz kaç tane, kimse gelip de bizi rahatsız etmiyor maşallah. Şöyle yapalım, ha, böyle yapalım değil mi? Lütfen, evet, lütfen. Devrim, sen de şimdi yani, bakalım bu konularda. Tabii yani çok öyle aktif bir şekilde yani işte seminerlermiş. Zaman zaman katılıyorum üniversitelere, Zoom üzerinden katılıyorum programlara. Üniversiteli gençlerle sohbet ediyoruz. Ama onun haricinde yani ben de çok aktif değilim. Böyle yani, durum böyle. Evet, anladım. Ama şimdi, yazmayı seviyorum. Şimdi Devrim'e bakalım, soralım. Devrim bu konularda ne diyecek yani? Devrim, hadi söz sende. Sen ne düşünüyorsun bu konularda? Valla sizi dinlemek çok keyifli. Çok güzel cümleler duyuyorum. Nalan Hanım'ın da kitaplarını en kısa zamanda okuyacağım. Ya tabii çok sıkıntıların yaşandığı bir toplumdayız, bir ülkedeyiz. Çok sorunlar yaşanıyor ama her şeye rağmen bir umut var. Mesela şöyle söyleyeyim, benim hayallerimden ya da ideallerimden biri, çocukluğumdan gelir bu. Böyle işte yazarlar, sanatçılar, filozoflar, aydınlar, güzel insanların bir araya geldiği bir ortam, bir köy, bir yer, bir yerleşim. En son bahsetmiştim size de, bir sanat kampı olarak bunu isimlendirdim. Şimdi zamanımız azalınca hemen o konuya biraz değinmek istedim müsaadenizle. Tabii tabii. Böyle bir düşünceniz var. Umarım bunu yakın zamanda gerçekleştiririz. Ve orada seminerler, toplantılar, etkinlikler, birçok olanaklar, imkanlar, faaliyetler olacaktır. Hep beraber bu çalışmaları yürüteceğiz diye düşünüyorum. Özellikle çocuk merkezli çalışmalar çok fazla olacak tabii orada. Yani ben yaşama, hayata baktığınızda çevrenizde işte kitap nasıl yazılır? Tıpkı sanatçı gibi. Sanatçı nedir? İşte yaşadığı olayları, tanık olduğu olayları yazan, eserleştiren ve toplumla paylaşan kişi, yazar da bu şekilde. Yazar da gördüklerini, yaşadıklarını, sıkıntıları, acıları eserine, kitabına aktaran, kağıda aktaran kişi. Bakıyorsunuz zamanımızda, günümüzde benim en çok üzüldüğüm konulardan biri, işte yetişkinlerin özellikle yaşama hatalı yaklaşımları. Yani öyle tabulaşmış, öyle kemikleşmiş konular var ki ve maalesef özellikle o enerjiden bahsettik ya, o çocuklar üzerinde maalesef bu kurallar diyelim, yani bu kurallar neye göre oluşturuluyor, kimin çıkarına göre, o kadar gereksiz kurallar yüklenmiş ki çocukların üzerinde ya da gençlerin üzerinde, hatta kendi üzerlerinde var. Dolayısıyla hayatı, yaşamı olması gerektiği gibi keyifle yaşayamıyoruz. Bence biraz nasıl daha iyi yaşanır, hayat nasıl daha güzel olabilir, bu anlamda arayışlara girmek gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz sizin bahsettiğiniz konulardan farklı oldu ama bugün biraz bahsetmek istiyordum, zamanımız azaldığı için bu projemi de böylelikle size söylemiş oldum Hakkı Bey. Yani Devrim, tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum biliyor musunuz? Sizin gibi genç insanların bu şekilde düşünmeleri bizim için büyük bir şey, yani geleceğe karşı duyduğumuz bir güven sağlıyor bize. Neden öyle söylüyorum? Yani siz şimdi çocuklardan başlıyorsunuz, o çocukları eğitiyorsunuz, bir de kendi düşünceleriniz, kendi dünyanız güzel ve bu güzellikler onlara geçiyor. O çocukların beyinlerinde oluşan, yani
şu andaki yetişkin insanlara bakın, bir kırılmaları, bir şeyleri varsa çocukluktan gelen, çocukluktan olan bir takım bükülmeler, şeyler hep onlardan, hep duyduğumuz öyküler böyledir yani. Hiç olmazsa sizleri tanıyıp da, sizleri tanıyıp da hayata başka bir açıdan baktıkları için de, yani ben bütün şeyimi kendim olarak, yani ben bunu istiyorum. Neden? Ya bir öyle bir dönemde yaşıyoruz ki televizyonları açıyorum, böyle bilmem kaç yüz kanal var. Bir bakıyorum orada küçücük küçük çocuklar ya, bütün böyle şeylerde, yok kurslarda, yok bilmem nerede, sarıklı bilmem, 5-6 yaşında. Yani çocukların o beyinlerine o ufacık yaşta olmayacak şeyler sokuyorlar. Rahmetli Uğur Mumcu, rahmetli Uğur Mumcu söylemedi değil, söyledi. Dedi ki bugün bu çocuklar 30 sene sonra karşımıza bu dünyanın, bu düşüncenin temsilcileri olarak savcılar, hakimler olacaklar. İşte buyurun, aynı günümüzü yaşıyoruz. Evet. Biz bu Türkiye Cumhuriyetimiz bütün bunlara layık mı efendim? Cumhuriyet gibi ezber bütün bir toplum bu, yaratıldı. Bütün ezber, bu coğrafyada cihatkar bir toplum yaratıldı ne yazık ki. Bütün bu coğrafyada cumhuriyeti kurmuş tek milletiz. Bir örnek yani, bu da yani kim ne derse desin bir Kurtuluş Savaşımızın eseridir. O evet. Atatürklerin, o insanların, yani şimdi çok bilmiş insanlarımız var. Yok Kemalizm'de bilmem ne bir sürü şeyler söylüyor. Ya tamam da sen ülke olarak bir Kurtuluş Savaşı'na birlikte vermişsin ve sana bir cumhuriyet şey yapılmış, getirilmiş. Bundan sonrası artık sana ait. Sen iyi nesiller yetiştirirsen iyi yerlere gidersin. Şimdi bütün dünya uzayda bilmem ne şeyle uğraşırken, bilmem o işte insanlar uçuyor, bilmem neler oluyor, uğraşırken, yok efendim bir takım işte şeyleri yaratırken, sen hala bilmem ıvır zıvır kıla işte. Kıla tüyü yapıyor ya, kıldan tüyden medet uman bir toplum, yani, ezberci bir sormayın, toplum, sormayın. Çok sıkıntımız çok maalesef büyük. Biz de bu bölümde sanat ve kültür yani olarak. Cumhuriyet değerlerine zaten çok büyük darbe vuruldu. Sanat, çok büyük darbe sanatta aldı. Sanatta ve kültürde. Güçlüden sanatta ve kültürde elimizden geldiği kadar bu genç insanlara bu güzellikleri, doğruları, gerçekleri verdiğimiz sürece geleceğe daha şey bakabiliriz, güvenli bakabiliriz. Yoksa şu andaki gidişatı tabii ki değerlendiriyoruz. Hiçbir şey başaramayız. Evet. Şimdi kaç zamanımız biraz daha biraz zamanımız var. Zamanımız var. Şimdi Deniz Bey'den bir şöyle bir müzik rica edelim. Bir ben değişik gidebilirim eğer. Ne güzel olur bakalım tabii ki. Deniz bize böyle bir müzik yapabilir misin? Bir canlı müzik olarak seni bir görebilir miyiz şöyle? Hem izleyicilerimiz de şey yapsın. Mesela, bilmiyorum sizin ne güzel olur. Repertuarınızda var mı? Evet Deniz, seni bekliyoruz. Hakkı Hocam. Evet. Bakayım. Ses nasıl gelecek? Her şey güzel. Her şey gayet güzel. Her şey güzel. Thank you.
Evet, internetimiz donmuş görünüyor. Evet, gene o tekrar devam ediyor, tamam. Haydar İkbal Çiçek'in Haydar Haydar eseri. Bilmiyorum, ses geldi mi? Kendi kendime çaldım. Zaman zaman internette bir dolmalar oldu ama önemli değil. Ama yani sesler nasıl biliyor musun? Sihirli geliyor, sihirli geliyor sesler. İnan, çok güzel, tebrik ederim. Müthiş sesler geliyor yani. Şimdi sen... Ben de biraz çalabilirim. Azıcık bir şey de ben çalabiliyorum. Var mı elinizde bir şeyler? Tabii ki. Seni dinlerken aklıma tabii ki kim geldi? Aşık Mahsuni ile biz aynı koğuşta çok uzun süre kaldık. Ama onun o esprileri, onun anlatımları, ama esas söyleyeceğim olay ne biliyor musun? Keşke önceden konuşsaydık da. Bir Ayrılık diye bir türkü var. Devrim, bilir misin onu? Ayrılık. Birkaç tane Ayrılık isimli türkü var ama acaba hangisi? Vallahi ayrılık diye gider. Ben söylemeyeyim çünkü türküyü mahvederim. Ama bunu ne açıdan söylüyorum biliyor musun? Biz o 70 yıllarında, 72, 73, 74 yıllarında Selimiye'de bulunduğumuz zamanlar akşamları böyle müzik yapan arkadaşlarımız vardı. Onları dinlerdik. İşte türküler, söylerler falan. Bir tane koğuşumuzda şimdi rahmetli olduğu Muhittin vardı. Muhittinimiz vardı bizim. Böyle kısa boylu ama kısa boyuna rağmen ordu milli takımında basket oynamış bir arkadaşımızdı. Bizden büyüğümüzdü. Bir ayrılık türküsü söylerdi. Nasıl böyle biliyorsun? O bütün o Selimiye kışlası, bütün o yüzlerce insan her akşam saat geldiğinde başlardı bağırmaya. Ayrılık, ayrılık. Koğuşumuzda Mahsuni var. Mahsuni'den kimse bir şey istemiyor. Bakın yani olaya bakın. Herkes o ayrılığın şeyini, hala içimizde o ayrılığın o nameleri, o sesleri hala beynimizde yaşar. O açıdan seni dinlerken hemen ayrılık aklıma geldi. Tabii o duygu yoğunluğu çok önemli. Nasıl? Şimdi Nalan Hanım, siz nasıl buldunuz Devrim Bey'in müziğini? Çok çok güzel, çok hoş. İnsanın içini böyle... Yani ben kısa bir eser çaldım zaten. Olsun çok gayet hemen belli oluyor hocam. Çok seviyorum. Yani kemanı ve bağlamayı çok severim. Tabii. En çok sevdiğim. Şimdi, bağlama ve keman. Şimdi artık o kadar biz bir yani şey anlamda biraz kendimizi övelim yani, hiç övmeden olmuyor ki. Şimdi eskiden bir kitap gelirdi. Kitabı basmak için kitabı sonuna kadar okurduk. Şimdi öyle değil. Şimdi bir kitap geliyor. Bakıyoruz. Filiz Elasu Atsız'da 7 gün mesela. Oradan baktığımda verilen isimden dolayı, yani kitabın isminden, kitabın üzerindeki resimlerden artık bu kitap nasıl bir kitaptır yakalıyoruz. O bizim için çok önemli. Onun için Devrim diyor ya, hani az bir şey çaldık diyor. Sen daha tıngırdamaya başlayınca biz tamam dedik. Bir ustayla karşı karşıyayız. Evet. Yani, bu açıdan... 7-8 dakika sürüyor. Keşke zamanımız çok olsa sırf böyle şey yapsak. Yani müziği daha çok dinlesek ama tahmin ediyorum programın sonunda senin bir videosunu yaptığın bir müziği tekrar dinleme şansımız olacaktır ya. Evet Nalan Hanım, galiba biz programı yavaş yavaş sonlandırmak üzereyiz. Daha biliyorsunuz sanat haberlerim var. Ondan sonra kitaplarım var. Onları da sizinle paylaşacağım. Artık yavaş yavaş son sözlerinizi almaya başlayalım. Daha başka neler söylemek istersiniz? Ne söylemek isterim? Hepimizin çabası aslında sosyal devlet istiyoruz. Evrensel boyutta hepimiz eşit haklardan yararlanmak istiyoruz. Temel hak ve özgürlüklerden herkes adına, bütün çığlığımız herkes adına. Aslında ben kitaplarımda böyle çığlık atmaya çalışıyorum.
alışılagelmiş ezberciliğin bozulması, sürü psikolojisinin, onların ezberini bozmak gerekiyor. Buna da ancak kişileri tek tek değil, kitaplarla ulaşabiliriz. O şekilde bozabiliriz ki ezberleri hepimiz mürebbet bir hayat yaşayabilelim. Ne güzel, hepimiz ne güzel. Adına. Yani şimdi tabii bütün bunları siz bir iç dünyanız var, o iç dünyanızı dinleyerek ortaya çıkarıyorsunuz. Ama yani tabii ki hep bütün bireysel olarak hepimize görevler bunlar. Ama ben şöyle söylemeye çalışıyorum. Yani bu ülkenin daha iyiye gidebilmesi için kuruluşlar var. Bu kuruluşlar nedir bunlar? İşte yine hani şu anda şeylerini sürdürüyorlar, mücadelelerini sürdürüyorlar. Tabipler Birliği var, hukukçularımız var, doktorlar bilmem yani ne kadar bu kadar kuruluş varsa bu kuruluşlar işte sizin düşündüklerinizi hayata geçirmeliler. Siz bir vatandaş olarak bunları düşünüyorsunuz ve bunları bir yerlere ulaştırmaya çalışıyorsunuz ama nereye kadar gidebilirsiniz? Ne olabilir? İşte bütün bunları bu günümüze muhalefet eden diğer kuruluşların ele alması gerekti. Sanat kuruluşlarının öyle, sinemacıların öyle. Şimdi bakın burada Atilla Dorsay'ın yeni çıkmış bir kitabı var. Sağ olsun Remzi Kitap Evi, Öner Ciravoğlu bize hemen hemen 10 günde bir böyle kitapları, yeni çıkan kitaplarını yolluyor ve biz de onları burada şey yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Atilla Dorsay yılların sinemacısı ve şu kitabı okuduğunuz zaman ki tamamını okuyamadım ama hani öncelikli olan yerleri okudum. İşte sinemayla ilgili her şeyi anlatmış. Her şeyi anlatmış. Kimleri anlatmamış. Yani aklınıza kim gelirse oyuncuları anlatmış, yönetmenlerini anlatmış ve sinemamızın nerede olduğunu anlatmış. Bu ne demektir? İşte sinemayla ilgili bilgi veren bir insanımız var. Bu insanımız daha çok aktif olmalı, daha çok görev almalı ama sanatla insanlar sanırım sanatla daha kolay ulaşılır insanlara diye düşünüyorum zaten, ama yazdığımız zaman da yargılanıyoruz. Zaten ben yargılanıyorum. Sanatın ve kültürün yazılarımdan dolayı. Sanatın ve kültürün olayı budur. İnsanları bilinçlendirmek, insanları farkına vardırmak, insanları bir yerlere yani o şeylerden kurtarıp daha güzel ortamlara sanat getirmek anlamındadır. Yani. Ahenk vardır sanatta, tabii, estetik tabii. Vardır. Şimdi, ama maalesef. Evet, şimdi yani. Devrim senin de son sözlerini alalım. Yavaş yavaş şeylere geçeceğim, diğer bölümlere geçeceğim. Senin de son sözlerini alalım. Evet. Neler söylemek istersin? Gelecekte şu aslında sanat kampını biraz daha anlatman lazımdı. Nasıl bir sanat kampı düşünüyorsun? Tabii bu anlamda konuşulacak tabii çok güzel şeyler var. Ama vaktimiz bitmek üzere. Yani gençlik, çocuklar, yine o konuya döneceğim, sınavlarla, ödevlerle boğuşan öğrenciler gerçekten yıpranıyorlar. Bir taraftan da televizyon, internet vesaire bunlar maalesef çocukların o zenginliğini, potansiyelini yok ediyor. Gençlik, hani az önce bahsettiğiniz Cumhuriyet'in kazanımları, Atatürk gibi bir değerimiz, böyle bir devrimci ve bu yolda birçok çalışma yapmış, birçok devrimci yine Türkiye'de geldi. Ancak günümüzde bunların sembol olarak, ritüellerden, sembollerden öteye geçerek onların söylediklerinin tamamlanması, geliştirilmesi, korunması, büyütülmesi gerekiyor. Burada biraz eksiyiz. Yani gençler öyle, yetişkinler öyle, çocuklar öyle. Biraz daha değer üretmek. Değer üretmek çok önemli. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ama sadece tüketerek değil, üreterek çok daha güzel yerlere varabiliriz. Çok güzel bir aydınlık, güzel bir ülke yaratabiliriz. Ama maalesef engeller, problemler vesaire bunları sekteye uğratıyor bu durumları. Biz her şeye rağmen mutluyuz, çalışacağız, mücadele edeceğiz, çabalayacağız, emek vereceğiz ve güzel günlere ulaşacağız diye düşünüyorum. Güzel bir evde. Yani tabii, çok teşekkür tabii, bütün, ederim. Bütün umudumuz bu tabii ki. Şimdi çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Gayet inşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir.
Ama biz yani şunu yapmaya çalışıyoruz. Her şey doğal olsun istiyoruz. Muhabbetlerimiz doğal olsun. Kendi şivelerimizle konuşalım. O açıdan şu ana kadar çok güzel götürdük programlarımızı. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar bizi yönlendiriyorlar. Yanlış bir şey yaptıysak eleştiri yapıyorlar. Veya şöyle yaparsan daha iyi olur gibi biz de onlara çok dikkat ediyoruz. Evet, katıldığınız için arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere de teşekkür ediyoruz davetiniz için. Ne demek, her zaman daha çok görüşeceğiz inşallah. Ben şimdi kitaplarımıza geçiyorum. Sizlere de dinliyorsunuz, yayındasınız. Bir tek yönetmenimiz bize böyle bir kitaplarımızla ilgili bir şeyimiz var. Öyle bir hazır resmi onu atarsa ben de onun üzerinden hemen sizlere gideceğim. Atilla Dorsay diye kitabını gösterdim. Aynı zamanda Evde Şarap El kitabı gelmiş. Yeni çıkmış. Ama ben bundan hiç bahsetmeyeceğim. Neden derseniz son günlerde kaç kişi biliyorsunuz evde yapımlardan mapımlardan rahmetli oldu. Onun için bugün bunu hiç bahsetmeyelim. Üzerinde durmayalım fazla diye düşünüyorum. Yine şeyden gelen Kalıcı Mutluluğun 7 Yolu diye yine başka bir kitabımız var elimizde. Şöyle göstereyim. Bu da yine Remzi kitabından çıkmış. Şimdi burada tabii olay hep mutluluğu arayan insanlar. Mutluluk nedir? Mutluluk yaşamdaki işte başarıdır diye bir yabancı Elia Georgiolis herhalde yazmış. Kalıcı Mutluluğun Yolu diye. Bizim de ülkemizde biliyorsunuz son zamanlarda ben birkaç da program yaptım. Yani bu tarzda gruplar çoğaldı. Yani bunlar çeşitli isimlerde yollarına devam ediyorlar. İşte kimisi hep yollardayım diye bir şeyler anlatır. Kimisi işte ışıklar içindedir. O düşüncelerle iyi şeyler düşünüp iyi şeyler bulur gibi. Böyle çeşitli iş dünyasına bakma bir aşamasındayız diye düşünüyorum. Yani daha önce de bunu bir belirtmeye çalıştım. Yani biz yıllarca böyle hep toplumsal olay diye baka baka dönüp de kendi içimizde ne var ne yok onu bile görememişiz. Daha yeni yeni yavaş yavaş bu tür bir olaylara girmeye çalışıyoruz. Bu da Kalıcı Mutluluğun 7 Yolu diye Remzi'den çıkarılmış bir kitaptır. Bunları ayırdım. Şimdi bir arkadaşımız bir koli kitap yolladı. O kolinin içinde ama önce yine Öner Ciravoğlu'nun bir kale parkını göstereyim. Bu kadar kitaplar yolluyor bize. Onun kendi kitabını da göstermeden olmaz. Bu da daha çok Trabzon Kale Park'la ilgili şiirlerin olduğu bir kitaptır. Burada son bir arkadaşımız bir koli kitap yolladı. O kolinin içinde bir sürpriz kitap geldi. Bahattin Yücel, Turizm Bakanımız, eski Turizm Bakanımız. Kendisi de biz o 70'li yıllarda işte o Selimiye'de kaldığımız için oradan tanıyoruz kendilerini. Zaman zaman da küçük küçük böyle mesajlar yolladık böyle doğum günlerinde veya şeylerde gibi. Kitap daha yeni geldi. Tabii ben hemen o Selimi'de geçen bölüme girdim ve orada bir sürü tanıdık dostumuzu yazmış. Çok da güzel bir kalemi var. İnşallah ilerideki günlerde Bahattin Bey'i de yine programımızda konuk etmeyi planlıyoruz. Böyle bir müsait bir şey bulabilirsek. Efendim yine Kadıköy'den bir yazarımız var. Filiz Elasu. Bu Atsız'da 7 Gün diye bir kitabı var. Aslında daha başka kitapları da var. Kendisiyle zaman zaman etkinliklerde buluştuk. Necati Güngör'le vasıtası tanıştım diye düşünüyorum. O Beylerbeyi'nde, o hemen iskelenin orada kurduğumuz kitap etkinliklerinde orada imzalara katılırlar, oradan tanışırız. Ve zaman da yine mesajlaştığımız arkadaşlarımızdan biri kitap Siyah Beyaz Yayın Evi'nden çıkmış durumda. Efendim şimdi burada yine başka bir sanatçıdan bahsedeceğim. Yine önümüzdeki günlerde konuk alacağımız Perihan Koca arkadaşımız. Kendisi de bir sanatçıdır. İşte ben tabii o müzik dalında işte sanatçı diyorum. Çünkü bir korolarda veya başka bir yerlerde bir şeyler söylüyor, şarkılar söylüyor gibi. O da sanat güzelliktir diyen arkadaştan biri. Aynı zamanda resim yapıyor, ressamdır arkadaşımız. Belki de daha çok resim dünyası daha da gelişkindir. Güfte renginde, şiir ritminde diye Pamiray'dan çıkmış bir şiir kitabımız. İşte biraz önce bahsettiğim hani barolar, şeyler, işte tabipler odası, görev alması gereken kuruluşların başında bir yazarımız var. Şu kitap
bizde üçüncü baskısını yapmış bir kitaptır. Ve sadece o hukukla ilgilidir. Kendisi şu anda Zonguldak Barosu Başkanı'dır. Geçenlerde bir o yürüyüşler sırasında Ankara'ya tek başına yürüyen bir cesur bir hukuk adamımız, yazarımızdır. Özel Eroğlu. Çok güzel muhabbetlerimiz oldu. Kendisi Ereğli, Karadeniz Ereğli'de yaşıyor. Orada da kendisine imza günleri yaptık. Ve kendisini tanımaktan da çok mutlu olduğumuz, çok değerli bir dostumuzdur. Buradan kendisine selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Yargıda 4 mevsim. Efendim son olarak size daha önce konuk aldığım Gülsüm Öz'ün kitaplarını yeni bu gelen koliden çıktığı için gösteriyorum. Burada anneler, kızlar ve esnalar. Hani anne ile işte Nalan Hanım burada bir annedir. Neler yaşandığını, gerilimler, mutluluklar, sevinçler bunların hepsi kitapta Gülsüm Öz'ün kaleminden. Aynı zamanda Hoş Bulduk İstanbul'u. Daha önce de herhalde Londra'sı vardır. Böyle epey bir kitabı var. Kendisi de aynı zamanda İstanbul'da Marmara Sanat Akademisi'nin sahibidir. O da çok güzel öyle dersler veriyorlar. Ve o konuda birlikte çalışmalarımızı sürdürüyor. Şimdi size sanat haberlerini vermek istiyorum. Sanat haberleri içinde Yaşar Aksoy vardır bizim İzmir'de. Gazetecidir, yılların gazetecisidir. Yeni Asır'da uzun yıllar köşesi olmuştur. Çok kitapları var. 50'ye üzerinde belki de kitabı var. Son olarak Emin Özdemir Dil Derneği'nin ödülünü aldı. Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan son kitabıyla ödülünü aldı. Ama ne yazık ki ödülün sevincini çok yaşayamadan bir trafik kazası geçirdi. Ameliyat herhalde okuduğuma göre bir de ameliyat geçirdi. Ve şu anda evinde istirahat ediyor. Kendisini biz uzun yıllardır tanırız. Ve Halikarnas balıkçısı üzerine özellikle ve Kurtuluş Savaşı, işte Gavur Mümin gibi pek çok kitapları var. İzmir'de de en çok tanınan insanlardan biridir. Zaman zaman da arada bir telefonlaşıyoruz. Biz eskiden Yaşar Bey'le çok fazla şey olmazdı, pek aramız iyi değildi. Artık o gençliğin verdiği şeyler olarak değerlendirelim onları. Ama sonra şimdi her şeyi unuttuk. Yani o gençlik diye bak, bizim için önemli olan şeylerin çok önemli olmadığını düşünüyoruz. O açıdan şimdi bu saatten sonra artık olduğu kadar mesaj yazıyoruz. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah yakın zamanda yine yazılarını yazmaya başlar. Çok faaldir. Çeşme'ye yerleşti uzun zamandır. Beni de bir zamanlar bir Halikarnas balıkçısının bir Büyükşehir Belediyesi'ne bir toplantı salonuna davet etmişlerdi. Orada öyle bir kısa bir konuşmalar yapmıştık. Çünkü Halikarnas balıkçısıyla konuşması gereken insanlar işte bellidir yani. Şadan Gökovalı'dır. Şadan Gökovalı deyince Halikarnas balıkçısının manevi evladı diye geçer. Onlar konuşur. Ama yine de ben Halikarnas balıkçısıyla ilgili, tabii balıkçı bizim için çok önemlidir. En son okuduğum olay, ki onu yeni okuyorum, Azra Erhat'la aralarında olan aşk olayıdır. Ve bu da beni çok mutlu etmiştir. Çünkü o yıllarca birbirlerine mektuplar yazmışlar ve o mektuplarda kendilerine birbirlerine nasıl bir değer verdiklerini anlatıyorlar. Yani mesela herhalde demek ki mektuplar ve bir de o zamanlar böyle tabii telefon olayı falan yok. Hep mektuplarla, belki telgraflarla olayı da alıyor. Günde 2-3 kez birbirlerine yazdıkları oluyormuş. Yani ne kadar büyük bir sevgi varmış aralarında. Bunu da duymuş olmaktan gerçekten çok mutlu oldum. Efendim programımızı yavaş yavaş burada kapatıyoruz. Son olaraktan 3 tane sergiden bahsedeceğim. Halikarnas balıkçısı dediğim için. Şu anda Halikarnas balıkçısının tahmin ediyorum 3 Ekim'de açılmış Bodrum'da bir resim sergisi var. Karma bir sergi olarak gördüm olayı. Orada arkadaşlarımız da var. Bir sergi açıldı. İşte Bodrum'da olanlar zaten olayı izliyorlardır. Ankara'dan bir sergi olayı var. İbrahim arkadaşımız İbrahim Karaoğlu gerçekten bu konuda çok büyük işler yapıyor ve belki de ülkenin en önemli gençlerinden bir tanesidir. Şu andaki sergisi Leonardo da Vinci
sergisi var, resim sergisi var. Yani buradan bizi izleyenler olursa sergiyi de görmelerini tavsiye ediyorum. Her zaman görülebilecek bir sergi değil. Çünkü her taraftan davetler oluyor. Buradan da sanıyorum Antalya'ya geçilecek gibi. Başka bir sergi Foça'da var. Foça'da bir arkadaşımız, Ersin Doğan diye bir arkadaşımız, vagon resim sergisi açmış. Kendisinin şeyini okudum, biyografisini okudum. Sinemayla ilgili genç bir arkadaş ve sinema karelerini tablolara yansıtmış ve onların toplamına da bir vagonlardan işte bir tren oluşturmuş demek ki. Adına da vagon sergisi koymuş. Kendilerini tebrik ediyoruz ve bu anlamda programımızın da sonuna geldik. Yönetmenimiz artık çok fazla konuştun, bitir artık demeden önce biz bu olayı burada kapatalım. Sizlere de tekrar teşekkür ediyorum. Katılımınız çok güzel oldu. Çok güzel konulara temas ettiniz. Çünkü sizler hayatın içinde olan insanlarsınız ve o gerçeklerle her an yüz yüzesiniz. Sizin gibi insanlar var oldukça bu dünyadan umudumuz artıyor. Umudumuz artmaya da devam edecektir. Efendim, hoşça kalın. İyi günler diliyorum sizlere. Sen olsan gözlerim hep senle dolsa, yakamızdaki ışıltı sen olsan gözlerim hep senle dolsa, dalıp derinlere vurgun yesen sen olsan, alıp derinlere vurgun yesem, bir deniz kabuğu beni alsa, o inci tanesi sen olsan, bir deniz kabuğu beni alsa, o inci tanesi sen olsam. Mavi bir uykuya dalsam gecenin koynunda, kıyıya vurmuş bir adam, damarında senli bir sızı ve sarhoşluğu sen olsan, sen olsan, sen olsan. Sarhoş bir balıkçı olsam, senden uzaklarda seninle, sarhoş bir balıkçı olsam, senden uzaklarda seninle, açılsam fırtınalı acılarla yüklü kayımla, yaşlı kayımla, açılsam fırtınalı denizlere, acılarla yüklü kayımla, yaşlı kayımla.